Evet değerli takipçilerimiz, kıymetli misafirlerimiz diyelim. Tekrardan bir videoyla daha yeniden sizlerle beraberiz. Bugün yine Yeşilçomlu köyünde yaklaşık köye 1 kilometre mesafede olan 32.800 metrekarelik tarlamızın tanıtımı için geldik. 32.800 metrekarelik tarlamız göl manzaralı. Bu taraftan göle doğru şöyle bir gösterebilirsin. Arka tarafımızda şu anda hala çalışmaya devam ediyorlar ve benim sesim yine hala da çok kötü, özür diliyorum tekrardan bu konuyla alakalı. Göl manzaralı olan bu tarlamız 32.800 metrekare. Buradan benim bulunduğum yerden sol tarafa doğru, sizin ekranınızın yönüne doğru, özür diliyorum, ekranınızın yönüne doğru sağ tarafa doğru devam eden 32.800 metrekarelik alana sahip olan tarla. Ne yapılabilir bu tarlayla alakalı, ne yapılabilir? Bu bölgede kavun, zaten yine söylüyoruz, bu bölgede kavun ekimi iyidir, kavun ekimi var. Bu bölgede sulak bir arazi değil, sulak arazi olmadığı için kuru tarımın geçerli olduğu her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Kuru tarımın geçerli olduğu tümünü. Ya buğday ekebilirsiniz, arpa ekebilirsiniz. Dediğim gibi kavun, karpuz, onlar artık Allah'a kalmış olan bir şey. Sulak olmadığından dolayı yine ekiyorlar. Ama yine onlarda su az çok da olsa yine lazım olan şeyler diyebiliriz. Bölgeyle alakalı bilgi verecek olursak, Bandırma'ya yaklaşık 12 kilometre olan mesafede Yeşilçomlu köyü merkezi bir köydür. Sosyal hayat bakımından, sosyal yaşam bakımından güncel olan bir köydür. Köy hayatta olan bir köydür. Yani işte yazın biraz misafirlerle de olsun, torunlarla falan da olsun, kışın insan olmasın dediğimiz bir köy değil. Yazında, kışında içerisinde devamlı yaşayanların olduğu bir köy diyebiliriz. Şimdi bizim bulunduğumuz bölgeden Bandırma, Tokiler zaten olduğu gibi gözüküyor. Şu anda biraz yakınlaşman lazım kamerayla. Yakınlaş bakalım biraz. Bandırma, Tokilere doğru yakınlaş. O taraftan Bandırma'ya olan mesafemiz dediğimiz gibi 12 kilometre. Bandırma, Tokiler kısmı buradan olduğu gibi gözüküyor. Göl olduğu gibi ayaklarımızın altında olduğunu söyleyelim. Göl ayaklarımızın altında. Yaşam devam eden bir köy dediğim gibi. Fiyatla alakalı açıklama tarafında bilgi olarak yazacağım. Hem dönüm fiyatını hem toplam fiyatını açıklama tarafında ve başlıkta yazmaya çalışacağım. Başta toplam fiyatını da yazabilirim. Ama açıklama tarafında hem dönümünü hem toplam fiyatını ilave edeceğim. Köyle alakalı anlattık, ekimle alakalı, yani neler ekebilirsiniz, neler yapabilirsiniz onlarla alakalı da anlattık. Manyas Kuş Cenneti Gölü manzaralı 32.800 metrekarelik bu tarlamız bugünden itibaren satılıktır. Hem sahibinden.com'dan hem YouTube kanalımızdan istediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Adım ve telefon numaram ekranınızın hemen sol alt tarafında mevcut. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz saatte ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmadan konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın. Ses sonum için tekrardan beni mazur görün diyorum. Hoşça kalın.